ülkeyi işgale mi hazırlıyorlar acaba? Halk işgalcilere direnmesinde. Yani hazırlıyorlar derken abi. Yani gerçekten arkadaşlar ciddi ciddi gerçek anlamda bizim söylediklerimizi söyleyen, gerçek anlamda muhalif olan birkaç tane parti kaldı geriye. Gerçekten birkaç tane parti kaldı. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım. Ama tabii keşke bizde bitse olay. Biz sahip çıkarız, çıkmasına da olay onlarda bitiyor. Onlar devamını getirebilecekler mi? Onlar 2028'e kadar istikrarlı bir şekilde bu işin devamını getirebilecekler mi? Önemli olan o. Şimdi geriye baktığımızda arkadaşlar 2023 seçimleri için ne diyorsunuz bilmiyorum ama geriye baktığımızda zaten seçmenin hiç şansı yokmuş ki. Hiç şansımız yokmuş arkadaşlar. Çünkü 4 tane cumhurbaşkanı adayı vardı. 3 tane muhalif cumhurbaşkanı adayı vardı. Bir tanesi Kılıçdaroğlu zaten. Diğer potansiyel güçlü adayları zaten ezmişti. Onun haricinde Muharrem İnce aday olmuştu. Ama onu da el çektirdiler. Sonra ilk turdan sonra diğer adayı da maalesef Ümit Özdağ'ın bulduğu adayı da pasifize ettiler. Birini muhalefet, birini iktidar halletti. Ve biz seçme olarak hiç şansımız yokmuş. Çünkü ben de umutsuzdum ama benim umutsuz olduğumdan daha bile umutsuzmuş durum. Çünkü ben şunu düşünüyordum. Hani seçmen uyansa, seçmenin kafası çalışsa, seçmen Muharrem İnce'ye, ne bileyim, Ata İttifakı'na, o zamanlar çünkü Ata İttifakı'nın şeyi seçilmemişti. Daha doğrusu Ümit Özdağ'ın adayı belli değildi. Bunlardan birine oy verse çok şey değişir falan filan diyordum ama yokmuş öyle bir şey. O yüzden hiç üzülmeye gerek yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu işler maraton işi. Bu işler 100 metre sprint depar işi değil, maraton işi. 5 sene boyunca neler olacak göreceğiz. Şimdi sabaha kadar insanlar yok işte bir sonraki seçim olmaz. Yok öleceğiz. Yok kafamızı kesecekler. Yok şeriat gelecek. Bir ton şey gelecek. Bok gibi şeyler olacak. Bir ton küfür edeceğiz. Ama her seçimde olduğu gibi bu seçim bitti, bir dahaki seçim artık yok. Biz bittik, öldük falan filan dediğimiz anda ve 3 sene 4 sene bu şekilde kendi kendimizi dövdüğümüz anda bir sonraki seçimde gene bir bakmışız hiçbir altyapımız yok. 2023 seçimini o yüzden kaybettik. Kaybettik derken ben CHP'yi de saymıyorum. Kaybettik derken gerçek muhalif insanlar. Gerçek muhalifler olarak o yüzden kaybettik. Altyapı yapamadık çünkü. Çok yeniydi oluşumlar. Oluşumlar çok yeniydi. O yüzden bu seçim en azından şu işe yaradı. İnsanlar artık net uyandı. Kılıçların ne olduğunu net anladılar yani. Kazanma şansı olarak evet, Kılıçlar kazanabilecek aday çıkarsaydı, altılı masa kazanabilecek bir aday çıkarsaydı net kazanırlardı. Ama çıkarmadılar ve seçmenin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Çıkarmadıkları için. Biri de direkt bağlanıyor bir kişiye, bizim insanlar. Kendi mantıkları yokmuş gibi. Nihat Genç'in yeni hareket hakkında ne düşünüyorsun? Serkan ve VS hepsi içinde cumhuriyetçi bir parti olacakmış. Serkan abi kim ya? Serkan abi kim? Tabii nasıl olur bilmem ama Nihat abi ölçüsüz bir adam. Veryans'ın TV'nin içindeki arkadaşlardan mı? Ülke çok fazla parti var, onlar da kursun demiş. Zamanında KK ve Teyip aynı tarafta dediğimizde gülüyorlardı. Evet abi, Erdem abinin karşısında zayıf abi demiş. Evet. Ya şöyle kursun herkes arkadaşlar. Bizim kafamızdaki insanlar kursun. Tabii yani hali hazırda var olan partilerin içlerine girmek de olabilir. Ama kendileri parti kuracaklarsa o da olabilir. Önemli olan ne arkadaşlar? Önemli olan örgütlü olmak. Örgütlü olmak çok önemli. Yani şu doğru değil. Mesela Zafer Partisi var. İşte Nihat Genç de ayrıyeten kurmasın, oylar bölünür falan. Hayır arkadaşlar, hayır. Herkes kursun. Herkes kursun, gerekirse birleşilir. Seçim zamanı o ona destek verir, o ona destek verir. İnsanlar aktif olarak siyasette olursa o zaman bir şansımız var. İsterse 100 tane farklı parti olsun fark etmez ama aktif olarak, örgütlü olarak, aktif olarak siyasette olurlarsa bizim kafamızdaki insanlar bir şansımız var. Ama 2023 seçiminde olduğu gibi işte onlar halletsin biz bakalım dersek o zaman o iş olmaz. Şu an en iyi parti Zafer ama Zafer Partisi'nin içinden seküler bir parti çıkarsa tercihimiz o olur. Ya da dışından demiş. Valla Zafer bence olabildiğince seküler. Türkiye'de yani. Oy kaybetmeden en seküleri o kadar yani. En olabildiğince. Adamlar Türkçe ibadet falan diyor çünkü abi. Kolay şeyler değil yani bunu. Bak CHP'nin söyleyemediği şeyleri söylüyorlar. Türkçe ibadet falan. Zafer Partisi konusunu aslında boşuna açmadım. Ben şu anda an itibariyle neden mesela yarın seçim olsa gene Zafer Partisi'ne oy veririm. Bir ay sonra değişir mi fikrim bilemiyorum ama yarın seçim olsa gene veririm. Neden? Benim oy vermemin sığınmacılarla ilgisi yok desem. Sığınmacılarla evet güzel ivme yakaladılar. Çünkü insanların birçok kişinin kafasında o var. Ama benim desteklememin sebebi sığınmacılar değil desem abi. Gerçek muhalefet yaptığı için.
ve şu tür şeyleri söylemeye gözü yiyen, az sonra konuşacağım, şeyleri söylemeye gözü yiyen bir parti olduğu için ve açık açık da korkmadan söyleyen. Bak abi, Sevan Nişanyan, Kakayan reis. Kakayan reis gene ağzını açmış ve ağzından bazı şeyler dışarıya çıkartmış. Bu sefer de abi, şimdi Kakayan bu sefer ne yaptı? Bu sefer de Türklere düşman olabilmek için Arapça olmuş. Arapları tutuyor bu sefer de. Diyor ki işte Türkler kendilerini Araplardan üstün görmeye çalışırlar. Kendilerini Araplardan farklı görürler. İşte kadınları saçlarını boyar, yok işte kıyafetlerini değiştirirler. Derler ki biz Arap değiliz. Arap mıyız? Sana göre öyleyiz herhalde. Allah Allah, Arap mıyız biz ya? Öyle miymişiz biz? Arapız ha? Araplardan farklı gözükmeye çalışırlar. Bak, çıkıp çatır çatır şunu söyleyen Ümit Özdağ'dan başka kim var? Ne demiş abi Ümit Özdağ? Bu Ermeni ırkçısı, Türk düşmanı zat, eşiyle kavga edince kendi büyük abdestini kovaya yapıp eşinin başına dökmüştü. O birinci vukuatıydı bu arada. Onun üzerine neler neler yaptı birazdan konuşuruz. Suriye düşmanlığı Arap düşmanlığıdır, lağım gibi patladı diyor. Lağım sensin Sevan Nişanyan. Türkler ırkçı değildir, Araplardan da nefret etmiyoruz. Ben de katılıyorum bu söyleme. Sadece vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Seni deli edecek bir haber de vereyim. Zafer Partisi'nde Atatürkçü, vatansever Ermeni üyelerimiz var. Onlardan birisi bütün Ermeniler Nişanyan ya da Paylan, yani HDP milletvekili gibi zannetmeyin dedi. Kız kardeşi taciz edilen bir Ermeni yurttaşımız yardım et Ümit Özdağ diye mesaj atınca yardımına biz gittik. Sevan Nişanyan'ın taşlak katillerinden, Hocalı katliamcılarından farkı yoktur. Küçük bir Ermeni Adolf'üdür. Bu utanmazı Yusuf Halaçoğlu teke tek programına rezil etmişti, bulun seyredin demiş. Çatır çatır bunları çıkıp da söyleyen Ümit Özdağ'dan, Zafer Partisi'nden başka parti yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Açılım döneminde Sevan Nişanyan'ı alıp da yandaş, işte o taraf gazetesinin en tepesine koyan, kucağına oturtan iktidardı. O yüzden şu anda bir şey yapamıyorlar. Fazla ters konuşamıyorlar. Diğer taraftan CHP zaten bir şey diyemez. Çünkü adam Sevan Nişanyan. Zihniyet olarak zaten aynılar. Uzak değiller yani birbirlerine. O yüzden böyle adamlar bu şekilde konuşur. İktidarda, kadrolu muhalefette ağzı bir karış açık bakar. Aynı şey Ahmet Kaya anması olduğu zaman da olur. Açık açık Abdullah Öcalan'ın ne kadar sevdiğini söyleyen bir adam. Aynı şey Yılmaz Güney anması olduğu zaman da olur. Bakarsınız devlet Yılmaz Güney'e anmış oy için. Bakarsınız muhalefet zaten anıp duruyor. Kendi Halk TV'de programlarını yapmışlar. Ama Ümit Özdağ sorduğunuz zaman açık açık lümpen bir serseridir diye ne olduğunu korkmadan, oy için sağa sola kıvrılmadan, yatmadan konuşabilen bir adam. Benim bu adamları destekleme şu anda, hala da ben bu adamlara oy vereceksem sebebi bu. Sabaha kadar bu adamları ırkçı desinler. Daha önce de demiştik ya, tabii ki diyecekler. Bu adamlara biz ırkçı olmadığımızı açıklamak durumunda değiliz. Bu adamlara ırkçı olmadığımızı açıklamak durumunda olmamız, açıklamaya çalışmamız, Ergenekon tarafından, FETÖ'cü hakimler tarafından iftiraya uğrayan kişilerin o FETÖ'cü hakimlere Ergenekoncu olmadıklarını kanıtlamaya veya işte darbeci olmadıklarını kanıtlamaya çalışmak gibidir. İftirayı atanlar onlar. Bizi iftirayı atanlara biz o attıkları iftiranın doğru olmadığını mı kanıtlayacağız? Veya bunu yapmaya çalışırsak herhangi bir sonuç elde edebilir miyiz? Sabaha kadar söyleriz neden ırkçı olmadığımızı. Suratımıza bakarlar, bakarlar, bakarlar. Ertesi gün gene başlarlar ırkçı faşist diye. Bir kere neden o da paket program? Irkçı faşist. O da bir paket program. Hani demiştik ya, LGBT düşmanı, kadın düşmanı, faşist bilmem ne. Hep böyle paket program. Irkçıyla faşist de paket program. Bir insan ırkçı olmayıp faşist olamaz mı? Örnek Memokrat Memem. Adam ırkçı değil ama faşist. Gördüğünüz gibi ırkçı olmadan da faşist olunuyormuş. Şimdi orada da yorumlara Ümit Özdağ sevenlerin bazıları şey yazmış. Vallahi hocam seni bilmem ama ben Araplardan nefret ediyorum falan yazmışlar. Biliyorum benim seyircilerim arasından da var. Yani şimdi bak, karışık duygular içerisindeyim. Çünkü bir taraftan ateist olduğum için hani din neden batıyor sana diyorlar ya. Yani bir Türk milliyetçisi olarak dinci insanlar kendilerini Arapların altında görüyor. Türkleri Arapların altında görüyor. Arapları kutsal insanlar olarak görüyor. Araplar kutsal insan falan değil. Sen de bunu biliyorsun. O yüzden şimdi böyle özellikle birçoğu Müslüman olan insanların bile, Müslüman Türklerin bile bu kadar Araplara düşman olması, karışık duygular içerisindeyim. Yani biraz sırıtıyorum, gülüyorum yani insanlar Araplara düşman olunca. Yalan yok ama doğru değil. Doğru değil. Çünkü bir sorunu çözmek istiyorsak olduğu gibi bulmamız lazım, bilmemiz lazım.
Şimdi çok fazla işte Arap Türkiye'ye geldi diye. Bir de yani en çer çöpünü yolluyorlar büyük ihtimalle. Birçoğu buraya geldi diye. Onların içinden işte bize rahatsızlık çıkartanlar var diye. Bütün Araplar böyledir şeklinde düşünmek aslında doğru değil. Aramızda kalsın arkadaşlar. Aramızda kalsın. Ne demiştik? Yani gerçeğin ne olduğunu olduğu gibi bilmemiz lazım. Savurdu reis, savurdu yaran reisdeki o saçı jöleli adamlardan nasıl nefret edebiliriz ki? Hepsi ne kadar sempatik insan, nasıl nefret edeceksin? Gerçekten arkadaşlar, X ırkından, X milletinden, Y milletinden nefret etmek yanlıştır. Çünkü sadece ırkından dolayı kötü olan bir grup yoktur yani. Öyle bir grup yok. Sorunu bilmek lazım. Sorunu çözmek lazım. Yani birçok insanın, normal insanların, normilerin bu tür sebeplerden dolayı neden Arap düşmanı olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü insan psikolojisi bu, değil mi? İnsan psikolojisi. Yani dışarıdan bir sürü Arap, 10 milyon tane Arap senin ülkene atılmış, yığılmış. Senin kültürünü yavaş yavaş değiştiriyorlar. Bir de üstüne senin ülkendeki insanlar, senin ülkendeki muhafazakar birçok insan sanıyor ki sen onların altında bir ırksın. Veya sen onların altında bir kültürsün. Onlar orijinal OG Müslüman olduğu için onlar bizden daha üstün. Birçok kişi de bunu sanıyor. Ve bütün bu sebeplerden dolayı da ters tepki olarak bu sefer de insanlar Arap düşmanı oluyor. O yüzden anlayabiliyorum insanların neden olduğunu. Ama sorunu çözmek istiyorsak sorunun tam olarak ne olduğunu bilmemiz lazım. Belki yarın bir gün çok kral, çok iyi bir Arap ile tanışacaksınız. Sonra üzüleceksiniz. Sonra karışık duygular içerisinde olacaksınız. Mustafa Kemal Olmaz, sence Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın söylemleri aşırı sert mi, bu şekilde ne kadar oy toplayabilirler? Bence şu anda aşırı sert olduğunu sanmıyorum ama tabii bilemiyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla ben aşırı sert olduğunu sanmıyorum. Az önce dedik ya mesela, bak az önce dedik ki ya, Arap düşmanlığı yapsalar, ciddi ciddi Araplara düşmanız deseler gene de çok fazla taraftar toplarlar. Ama benim gibi insanlar şey yapar. Mesela Ar Yıldız falan böyle yazsalar, tamam mı? Bu şekilde yapsalar gene çok fazla taraftar toplarlar. Harbiden ırkçılık yapsalar gene taraftar toplar. İnsanlar çünkü patlamak üzere. Belki de daha çok taraftar toplarlar. Yerli milli hakim, orkların bile iyisi var. Ferhat Ging Sönmez, ben artık yoruldum. Kendi milletim sürekli eziliyorken ayrıyeten benim insanım da üstüne ihanet edince cidden yoruluyorum ve öfkeleniyorum. İşte insanlar o yüzden zaten tepki olarak yapıyor bunu. Yani bu Arap düşmanlığı tepki olarak var. Tepki ırkçılığı denilen bir şey gerçekten var. Arkadaşlar, açılım döneminde Kürtlere karşı tepki ve antipati çok yükseldi, çok tırmandı. Ondan sonra diyorlar ki ne kadar çok ırkçı var. Neden olmuştu? O zaman da çünkü Kürt açılımı diyorlardı ve Kürt açılımı deyip terör örgütleriyle konuşuyorlar. Sen televizyonun karşısına oturan bir adamsın. Türksün. Hayatında Kürt tanıdığın da yok diyelim. Sadece medyadan görüyorsun. Ve medya sana diyor ki Kürt açılımı yapmamız lazım. Bunun içinde terör örgütüyle konuşmamız lazım diyor. Ve bunu bir kişi, iki kişi, bir lider, iki lider değil, bir sürü gazeteci, mazeteci, yani ana akım medya neredeyse kendisine muhalif diyenler dahil bunu söylüyor. Onların yerinde POV, onların yerinde olduğunu düşün. Şimdi de işte açılım bitti. Neyse ki o olay duruldu. Şimdi de Arap düşmanlığı o yüzden var. Ya yani ciddi ciddi insanlar şunu görüyor. Yani dışarıdan gelen adamlara daha fazla öncelik tanınıyor. Birçok konuda. E şimdi insanlar bunu görüyor. Değil mi? Birçok insan tepki olarak antipati gösterir yani. Hani şey demiştik, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yanlış ama neden olduğunu anlayabiliyorum dediğimiz olaylardan bir tanesi bu. Yanlış ama neden olduğunu anlayabiliyorum. Hatırlıyor musunuz o örnekleri? İşte bir kadın mesela erkeklere düşman olmuş. Neden? Çünkü bulunduğu ortamdan dolayı bütün erkekler çomar çıkmış mesela. Kadın da artık 3, 5, 6, 7, 8 en sonunda artık salıyor, erkek düşmanı oluyor artık. Kadının neden erkek düşmanı olduğunu anlayabiliyorsun ama yine de erkek düşmanlığını doğru kılmaz bu. Anlatabiliyor muyum? Bu da onun gibi yani. Empati kurabiliyorsun, aynen. Yener Korkmaz, kızlar sokakta rahat yürüyemiyor. Seçimden önce de feminist bazı ünlüler kadınlar sokakta yürüyemiyor diyordu, tamam mı? Ben de wow dedim. Bunlar da mı acaba doğru yolu buldu falan? Ondan sonra eril topluma bağladılar olayı. Yemin ederim. Yemin ederim. Kendisini full artı full feminist gösterip banka reklamı alan kadınlardan bir tanesi. Çıktı böyle. Kadınlar sokakta yürüyemiyor. Ah! Buradan biz ne olmuş dedim ben. Onu deyince kadınlar sokak. Aa, evet doğru. Kadınlar sokak. Ondan sonra bir sonraki cümle işte eril toplumdan dolayı. Aynen kanka. Aynen kanka. Biz şimdi eril toplum diyoruz, tamam mı? Eril toplum deyince taciz ediyorlar. Biz eril toplum demesek o herifler taciz etmeyecek kızları.
Selfie falan çekmeyecekler. Plajlara gidip fotoğraflarını çekmeyecekler falan. Hep eril toplum dediğimiz için. Erkek plus toplum dediğimiz için. Ödül törenindeki konuşma falan. Aynen. Ödül törenindeki konuşma falan. Ha, aynen. Yani bu insanlar, bu sol gerici tayfa, bu Disney Plus ünlüleri, Türkiye'deki Disney Plus ünlüleri, bunlar ne zaman çıkıp da böyle işte kadınlar sokakta rahat yürüyemiyor falan dese ben böyle bir ümitleniyorum, umutlanıyorum. Aa diyorum, bunlar da olayı çözmüş galiba. Bunlar da güvenlik sorunumuzun, insan harbiden öyle yani, güvenlik sorunumuz var gerçekten. Kadınlar sokakta yürüyemiyor. Kadınlar çünkü çok daha fazla hedef oluyor bu tür kişilere. Erkekler de oluyor ama kadınlar daha fazla oluyor. Aa diyorum, bunlar da konuşuyor falan. Ondan sonra bir sonraki cümle eril toplumdan dolayı, erkek egemen, erkek plus toplumdan dolayı. Aynen kanka, önümüzdeki böyle pipileri kestiğimiz anda sokakta rahat yürüyebilecekler. Sorun oydu. Nereden bildin lan? Nereden bildin? Hemen sana bir bankadan reklam ayarlayalım. Hemen bir yabancı bir bankadan reklam ayarlayalım sana. Banka reklamı gerekli, zaten ödül aldı. Alır alır. Abi ben hep şunu diyorum ya size. Ne zaman dışkı yan reis bir vukuat işlese, her seferinde şunu diyorum ya. Umarım bu adam ölmez. Şimdi adam bayağı yaşlanmış. Sakallar makallar çıkmış böyle. O camide şey vardı ya, zapt edilen bir dede. Camide ele geçirilen bir dede vardı ya. Direkt ona benzemiş abi tip. Hatta o sandım ben bir an. Harbiden şaka yok abi. 5 saniye falan Yakup Deniz sandım bu arada adama. O öyle. Orası öyle yani. Ondan sonra baktım, yok lan bu o değil dedim. Sakalı uzatmış, irin baba olmuş. Ha bak, ölecek üzüleceğim. Bak gerçekten ölecek. Yaşı geldi çünkü. Adam ölecek, üzüleceğim. Çünkü ölmesin istiyorum. Öyle büyük bir rezalet olsun istiyordum ki, yani öyle büyük bir şey olsun istiyordum. Yani böyle birinin götünü ellerken yakalansın. Birine böyle canlı yayında taciz ederken yakalansın falan. Webcam'i açık kalmış olsun. Böyle çok büyük bir şey olsun ki millet artık bunu savunmasın istiyorum. Çünkü adamın söylemleri belli. Adamın kadınlara karşı davranışları belli. Yani adamın o artık bokun üzerine, o dışkının üzerine yapmadığı şey yok. Tacizci psikologu haklı bulması, kadınlara karşı işte üstü bu. Yani adamın zaten yapmadığı şey yok yani. İstedim ki böyle büyük bir şeyde yakalansın, artık onu da savunmasınlar amına koyayım. Çünkü ne olursa olsun şey diyorlar. Ya üstad aslında gönderme yaptı. Karısını kafasına sıçtı, işte toplumun boktanlığına gönderme yaptı falan. İstedim ki öyle bir şey olsun ki artık hani onu da savunamasınlar diye düşünüyordum. Ama artık öyle düşünmüyorum. Çünkü abi onu da savunurlar. Bunu takip eden bir kesim var. İnanılacak gibi değil. Ben uzun süre bot falan sandım bunları. Gerçek insan olduklarını bilmiyordum. İnanılacak gibi değil. Yani bu adamı seven, hala daha seven, takip eden bir kesim var. Şimdi yazmışlar. Yorumlarda yine 3-4 tane falan var. İşte Sevan Nişanyan'ın üslubu biraz yanlış olabilir. Ama çok birikimli adam. Ama çok birikimli adam. Tayfa. Hani şey derler ya, bazı olaylar hain turnusu öldür. Bazı olaylar işte gerizekalı turnusu öldür falan derler ya. Abi bu da döl israfı turnusu öldür. Çünkü üşenmedim abi. Bu tayfayı baktım, tamam mı? Araştırdım. Bir önceki yediği haltta. Bir önce ne yaptığını hatırlamıyorum. Gene Türkiye'ye bir şey. Ha, Elazığ depremi. Elazığ depremi. Onda da sevinmişti ya. İşte iyi ki ölmüş insanlar falan filan diye Elazığ'da. Ona da sevinmişti ya reis. Helal olsun, gerçekleri söylüyorsun falan yazmışlardı orada da. Merak ettim abi. Merak ettim. Ha dedim, herkes mi bot? Ya tribe girdim anasını satayım. Kim lan bunu destekleyen? Yani şu lafları söyledikten sonra. İşte bir tanesini biliyorsunuz. At Seven Atist Derneği'ndeki o israflar. O israf tayfa. Baktım tek tek. Tabii bakıyorsun, isim gözükmüyor. İşte tip gözükmüyor. Şey gözükmüyor falan. Bir iki tane buldum abi. Tipi mipi gözüken ve hatta video çekmişler. Bir tane iki tane falan böyle. Gerçekten işte o noktadan sonra döl israfı demeye başladım. Çünkü tipler zaten birbirine benziyor. Öyle yıkık tipler ki. Monster Manual'da mesela, Monster Manual ama böyle üçüncüden sonra. Tamam, Monster Manual 3'ten sonra böyle 4. Ondan sonra böyle garip grup böyle expansion kitaplarında falan çıkan böyle yaratıklardan. Yani artık böyle konu kalmamış, tamam mı? Konu kalmamış işte Undead Jenin. Tamam mı? Undead Jenin diyor. Ondan sonra yok Skulking Cyst. Yani işte hareketli Cyst. Animated hareketli Undead Cyst. Böyle artık yani konu kalmamış, artık götünden uyduruyorlar böyle. Hani çamuru böyle bir şey yapmışlar, o yaratık olmuş falan. Monster Manual'un böyle 3. 4.'den sonraki yaratıkları falan. Atropil Sion falan. Ne olursa olsun,
ne olursa olsun birikimli adam. Birikimli adam. Komodor 64'ü getirdi. Görünmezlik büyüsü yoktur derler arkadaşlar. İşte görünmezlik büyüsünün olduğu kanıtı. O adamlar arada böyle görüyorum. Onu yazdığı anda benim için artık görünmez oluyor. Yok, yok o adam. Oksijen tüketme makinesi. Yok yani o adam artık. Yolda veya realde onu söyleyen birini henüz görmedim. Ama kılıçlar propagandası yapan birini görmüştüm. O da yok olmuştu. Bir baktım görünmez oldu. Aha nerede? Yürüdüm geçtim. Arada kitle kazacak hareketli olan böylelerin. Aynen. Şimdi bak AKP'ye karşı konuşuyor, tamam mı? AKP'ye karşı konuştu. Oo, helal hocam. Her zamanki gibi yine doğruları söylediniz. Oğlum her şeyi geçtim. Ekşiciler bile artık bırakmış takibi bunu. Çünkü şey yazmışlar. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Bu gene bak Elazığ depremi muhabbetinden sonra olmuştu. Yani böyle o olaydan böyle işte bir süre sonra. Bir ay mı işte ne kadarsa, iki ay mı? Tam hatırlamıyorum. Veya başka bir vukuatından sonra da olabilir. Yalnız şey yazmışlar. Kendisini takip ederdim ama aşı konusundaki görüşleri sebebiyle takibi bıraktım. Onun haricindeki hiçbir şeyde sıkıntı yok. Yediği hiçbir altta sıkıntı yok. Elazığ depreminde söyledikleriyle ilgili sıkıntı yok. Tacizci psikologla ilgili söylediklerinde sıkıntı yok. Kadınlara karşı yazmış olduğu Twitter'da o laflar, üsluplar, onlarla ilgili sıkıntı yok. Karısının kafasına sıçmasıyla ilgili sıkıntı yok. Artık neyse, aşı karşıtlığı yaptı herhalde. Takibi bırakıyorum. E kanka sen onu anlayamamışsın. Orada aslında gönderme yaptı. Aşı karşıtlarına gönderme yaptı aslında orada. Sen bunu anlayamayacak kadar cahil misin?